Böyle şimdi dışarıdan içeriye girdik. Koyunla kuzuyu ayıracaklar. Kendileri ayrılıyor mu? Kendileri hemen hemen ayrılıyor yani basit bir şekilde. Bak şu kuzu mesela bak. Bak yerini biliyor. Bu yürüme yolları yani yemlik yolları gayet işe yarıyor. Burası bir yemlik. Sürü köpeği olacak. Gidiyor. Kokus gördün mü? Ayrılması daha basit oluyor böyle. Evet, alışıyoruz. Ya yavrumuklar alıştıklar için böyle ayrılmıyor. Burası şimdi kuzu mu abi? Burası kuzu. Burası kuzu. Kuzular ayrıldı. Tamam bırak ya. Kuzu da oyun ayrıldı. Onu şey. Şimdi koyunlara aşıya başlayacaklar. O sistemi de size gösterelim. Kilit sistemimiz. Yem yerken. Şuraya biraz yem döksene sen az bir şey. Tamam. Burada aşı yapıyoruz bunlarda. Evet. Basit, çok basit bir şekilde aşı sistemi yaptık. Yani bunu sen kendin yaptın. Kendimiz yaptık. Oyunlar buraya giriyor, kafalarını sokuyor şu aralara. Bunu indiriyor böyle aşağıya. Oraya kalıyor. Kitlenip kalıyor. Kafasını aşımızı yapıyoruz, geri çıkartıyor. İnekler de kiriç sistemi geliyor. Aynen, yani. Aynen. Biraz daha onun elimizdeki malzemeler derindik yani. Öyle söyleyeyim. Benim çabalarım var. Bunlar inşaattan atan malzemeler bizim. Aynen, kalıp malzemesi. Evet. Tamamen, ahır tamamen. İnşaat malzemesi. Komple kendinin. Aha, biraz dört bakın. Gel. Gel. Bak bu tarafa doğru. Bu şekilde indiriyoruz. Bunlar buraya alışkın değildi buzular. Alışsın diye buraya koyduk bunlar. Normal koyunlar daha iyi giriyor da. Bunlar da yavaş yavaş alışacaklar. Aşıyı kilitliyoruz. Aşısını yapıyoruz. Aşılar falan daha kolay oluyor yani. Evet. Böyle alışıyorlar. Bu tarafa doğru gel. Bu tarafa komple sizin mi yaptınız? Değil mi abi? Tabii tabii. Yaptınız. Kendi imkanlarımızı da yaptık. Maliyeti bir tane biraz. Maliyetler düşüyor. Bu aralar da yemlik değil mi? Yemlik bu. Şeydeyken normalde koyuna yem veremezsin mesela. Ama biz burada bir sistem geliştirdik. Koyun içerideyken de koyuna yem verebiliyoruz mesela. Burası bizim yemleme yolumuz. Aynen. Buradan geliyor. Yemimizi
Buradan döküyoruz. Buraya mahara sistemi yaptım. Ayağına düşmesin ha. Şimdi böyle öldürdüğümüz zaman koyunlar kafasını sokamıyor şimdi. He. Yemini döküyoruz. Açtığımız zaman direktmen saldırıyorlar yeme. Şey de yok. Koyunlarla direkt. Manuel yani elektriksiz bir sistem. Aynen güzel. Ama tamam, sistem güzel yani. Kendi şeyimizle yaptık yani. Yem verirken koyunlar saldırmasın diye. Tabii yani içine giremez. Şu bir sepet yem al, içine bir gir bakayım. Giremez. Yani böyle sıkıştırırlar, yürüyemezsin hiçbir şekilde yani. Aynen. Koyunun içinde. Yani koyunla iç içe olmadan, bağlantı evet. Kurmadan direkt evet. Yemlenebiliyor bu şekilde. Buraları böyle yemliyor işte, oraları buraları. Ama dizayn, içeri dizayn... İşte böyle planlama yani. Yaptık bu şekilde. Hem böyle şimdi bölmesi de kolay oluyor mesela. Kuzulama zamanında biz mesela buraya doğum yapacakları koyuyoruz. Buraya doğum yapmışları koyuyoruz. Şuraya atıyorum 20 günlük doğum yapanları koyuyoruz. Buraya 10 günlükleri koyuyoruz. Burada doğum yapacaklar. Orada hiç doğum yapmayacaklar mesela. Anladım. Böyle böldüğümüz zaman daha iyi oluyor yani. Takibi kolay oluyor. Tabii aynen öyle. Evet. Sistem güzel. Erkekler ayrıdır o zaten. Hı. Aşı zamanında biz mesela burada ring sisteminde aşı yapıyoruz mesela. Burada aşılanacak koyunlar bu iki bölmede oluyor. Hı hı. Aşılayacaklarımızın mesela toplamda 60 tane koyunu aynı anda aşı yapabiliyoruz. Hı. Yaklaşık 60 tane koyunu oraya geçiriyoruz. Tamam mı? Hı hı. Aşısını yaptığımız zaman bunları da bu sefer bu tarafa alıyoruz, burayı boşaltıyoruz. Bu yemleme yolundan getirip buraya koyuyoruz. Oradan aşıyı alıyoruz. Buradan aşısı bitenlere koyuyoruz. Bir ring sisteminde aşıya karıştırmadan, hiçbir işaretleme yapmadan kilit sisteminden hem adamı da yormuyor fazla mesela burada. Bir kişi tek başına rahatlıkla koyunu aşı yapabilir. Anladım. Şimdi en önemlisi bu aşı. Yani bu yemleme kadar önemli aşı. Tamam. Niye? Çünkü bu aşısını takip etmezsen bu hayvanlar çok çabuk hasta olur yani. Aynen öyle. Çünkü bunlar bir birey gibi, hepsi bir birey gibi yaşıyorlar yani. Bir tanesi hastalandığı zaman hepsine birden geçebiliyor hastalık. Onun için koruyucu hekimlik çok önemli koyunda. Aynen öyle, bu işi bilmek, koruyucu hekimliği bilmek önemli aşı, yani. Aşı takvimimiz var bizim, onu uyguluyoruz. Bugün nerede aşı günü? Bugün aşı yapacağız evet. Aşı değil de şey yani, şimdi gebeliğe bir ay kala yeltip veriyoruz koyunlara. O şey için yeltip, ademin, ondan sonra bakosel, bunlar vitamin, mineral eksikliğini giderir. Hem de kolay doğum yaptırıyor. Aynı zamanda bir sonraki gebeliğe hazırlıyor koyunu. Çok faydaları var yani onun değişikliğinden. Kuzu gelişimine de faydası oluyor. Kuzu gelişimine de var. Kuzuya da geçiş yapıyor vitamin mineralini. Ondan sonra koyun sonunu kolay atıyor. Mesela son atması oluyor koyunlarda. O sonunu da çok kolay atıyor. Ve ikinci gebeliğe içerisini temizliyor. Daha iyi temizliyor koyun mesela. Yani daha kolay gebe kalalım. Tabii. Yani bu koyunda en önemli şey koyunu zayıflatmayacaksın. Koyunu zayıflattığın zaman verimden düşüyor yani. Aynen, koyun bakımı iyi olacak. Bakımı yani. Çok iyi olacak yani. Güdüyorsan da. Güdüyorsan mesela günlük en az 10 saat gütmen lazım bu koyunu. Aynen. Yaklaşık yani. Bir de gütmek de hem yiyorlar ama bir yandan da kilo vermelerine neden olabilir. Tabii tabii, tabii. Yani sen, ben şunu gördüm yalnız, ben 2 yıldır bu işi yapıyorum. Buradan ne kadar en kral bakımını yapsan da dışarıda otlayan koyun buradan iyi oluyor yani. Tamam, aynen öyle. En az ot bile olsa, otun en sezonun en ölü zamanında mesela biz bunları otlattık bu sene. İçeride baktığımızdan gene iyi oluyor yani. Çünkü dışarıda temiz hava, suyu temiz suya ulaşıyor. Farklı otlar. Temiz yani. Havaya daha iyi ulaşıyor. Ondan sonra değişik otlardan yiyor. Ondan sonra geziyor, hayvan stresini atıyor gezerken mesela. Aynen. O yönden çok iyi oluyor dışarıda otlatmak. Yani bugünlerde mesela hava düzeldi. Gene otlatmaya devam edeceğiz biz mesela. Aynen. Bir günlük mesela tam gün yapamayız da. Ağır gebe ya bunlar şimdi. Atıyorum günlük 4 saat, 5 saat öyle bir dışarıda gezdirsek bile olabilir. O da faydası var yani sadece. Tabii hava alsa bile. Temiz hava alsa, ayakları açılsa hayvanın mesela. Gene bu koyun milleti öyle bir şey ki en ufak otu değerlendiriyor yani. En ufak. Aynen öyle. Yani inek gibi değil. Bu git mesela dersin ki burada ne yiyecek hayvan dersin. Bakarsın
bu karnını doyurup da geliyor dışarıdan yani. Öyle bir hayvan işte. Öyle mübarek yani. En ufak şeyle bile evet. faydalanabiliyor yani. Evet. Zaten koyun bereketli hayvanı yani. Evet. Alınca çoğalıyor hemen. Yani bunun parası da bereketli. Kendisi de bereketli. Yani ben ona şahit oldum. Ben ilk defa kuzu sattım. Allah'a şükür parasının bereketli olduğunu gördüm yani. Bereketli paranın çok da farklı. He, çok yani. Çok olmasından değil bak. Yani az parası bile gelse cebinde duruyor parası. Yani o özel bir bereketi var yani. Tabii aynen öyle. Peygamber mesleği zaten. Evet. Koyun. Öyle canım yani. Peygamber Efendimiz demiş. İki kişi bir koyunu alın. Yani yanlış olmasın da. O size yeter demiş yani. Yani. O kadar bereketli bir hayvan yani. Yani. Kuzularımız var mı abi şu an? Kuzu doğumumuz başlamadı. Daha hiç kuzumuz yok. Hiç kuzumuz yani yok. Tamamen erkekleri sattık. Hı-hı. Dişileri de orada damızlık bıraktık kendimize. Yani. Şu an bu şekilde devam ediyor. Evet. Erkek koçları satıyor et olarak. Erkekleri ete veriyoruz. Tamamen toplu olarak veriyoruz. Atıyorum. Biz şimdi burada kilosunu doldurdukça veriyoruz. Mesela belli bir kiloyu aştım mı o da olmuyor yani. Atıyorum mesela kasaplar diyor ki bize 50 kilodan fazlası yaramaz bize diyor. Aynen. 50 kilodan aşağısı da bize yaramıyor. Parası düşük geliyor. Tamam. 45'den 50 kilo arasında mesela burada ben kantarım var. Kantara çekiyorum kuzuyu. 45'lik aşanı ayırıyorum. 45'lik kaç tane? 20 tanesi 45'i aşmış mesela onu hemen satışa gönderiyoruz. Arkasından yetişiyor. Bir daha gönderiyoruz mesela. Yani şu an bu koyunların cinsi ne abi? Hepsi bunlar aynı cinsi. Bunlar kar yalakı. Adnan Menderes Üniversitesi'nin ıslah projesinde olan bir hayvanların yavrusu bunlar. Aydın'dan getirdim. Aydın elinden. Aydın Çin'den getirdim. Orada ıslah projesi var. Bu ikinci ıslah projesine geçiş yapmış. Bir beş ıslah projeleri beşer yıllık oluyor. Hı hı. Bu birinci beş yılı doldurmuş bunların anneleri. Şimdi ikinci beş yıldalar. Onların kuzuları da onların kuzularının var. Tamamen bir sefer doğum yapan bütün dişileri aldım geldim ben. Hı. İbrahim kardeşimiz var orada. İbrahim Alabaş'tan. Tamamını aldık geldik yani. Özelliği ne abi bu koyun? Bunun özelliği ete yatkın hayvan yani. 100 günde 45-50 kiloyu vuruyor yavrular yani. Sonra ikizlik, üçüzlük oranı çok yüksek. Doğum anı yüksek. Doğumlarda. 8 ayda bir yavru yaptırabiliyorsun bunlara. O özelliği var yani. Mevsim dışı kızgınlaşma oluyor. Ondan sonra. Kuzularda ilk doğumlarda 101.60 ikizlik oranı. Biz onu gördük yani. 170 tane koyunumuz mesela geçen sene doğum yaptı. 270 tane kuzu aldık. Yani iyi bu an. Bu sene ikinci kuzularını yapacak. İşte tekrar sizinle görüşürüz. Onu da ben sana aktarırım, söylerim yani. İnşallah. Yaklaşık gene bir 170 tane hayvanımız var doğum yapacak. Yani 1.80-1.90'ları yakalayacağımıza inanıyoruz yani. İnşallah abi zaten evet. Bayağı şeyler, karman şişmiş, doğumlar yakın. Evet evet, ta iyice bak. Şunun belli yani doğumlar yaklaştı. Bak şunu çekersen şu. Şu kalabalık. Ha şu. Şu mu? Suluk sistemi nasıl abi? Suluk sistemlerini sistem otomatik ya. Yaptık biz. Her bölmede bir tane suluk var. Hı hı. Çok fazla büyük değil, çok da küçük değil. O yaklaşık orada bir 10 litre falan su alıyor. O suyu her gün boşaltıyoruz biz. Her gün yıkıyoruz onun içini. Alttan tesisat döşedim. Suyu boşaltma sistemi. Vanasını açıyoruz. İstersen onu bir yakından göstereyim sana. Olabilir abi. Ayaklarını içinden çekin. Evet. Kendi mi yaptın abi? Bunlar tamamen kendi imalatım. Buradan şamandıra sistemi var. Şamandıra sistemi ile evet. Burada da altta gideri var bunun. Pis su gideri var. Bu vanayı açtığımız zaman su içerisi gibi. Boşalıyor. Hiç ahırı ıslatmadan o suyu dışarı atıyorum. Anladım. İçini yıkayıp her gün bir sefer yıkıyoruz bunu yani. Bir yandan da doluyor zaten. Bir taraftan doluyor, evet.
Bu sistem de sana ait abi. Yani bu piyasada olan bir sistem de yani bunun benzeri. İmalat sistemi. İmalat kendimiz yani. Aynen. Ama güzel bir sistem abi. Yıkadık. Kapattık. Koyunlar şamandıraya oynamasınlar diye üstüne de kasak yaptık. Yoksa onu kırarlar yani. Aynen, tamam. Meraklı hayvanlar. Mutlu bir şeyleri araştırıyorlar yani. Bu sayede çoğun sayede koyunlar hiç susuz kalmıyor. Yok. Yani. 24 saat içinde su var yani koyunlar. Yani ayrıca sulamaya da götürüyoruz oradan. Sürekli akan çeşme var. Köy çeşmesine de götürüyoruz. Yani bu sistem, bu yenileme sistemi falan da çok iyi. Yani bunun biz modern yemleme, modern sulukları kendimiz dizayn ettik yani biz buradan. Daha düşük maliyetlerle. Şimdi biz bunu modern sistemi de var bunun mesela. Bantlı sistemler var. Onları yapmaya kalksak biz o parayı 10 senede kazanamayız burada geri. Geri dönüşümünü yapamayız yani. Aynen. 10 senede. Ama şimdi burada biz elimizdeki olan malzemeleri sadece çiviyle vidaya para vererekten burada bu işleri vurduk yani tamam. Elimizdeki imkanları kullanmak tabii, lazım tabii. Yani her şey hazır olacak böyle bir şey yok. Elimizden geliyorsa böyle bir şey. Çatıyı mesela biz hocam yaptık şeyde. Yazın burası gayet serin oluyor. Mesela yazın bu yanlara çadır indiriyoruz ya. O çadırları yazın top yönüyle yapıyoruz oraya iki tarafı da. Burada bir güzel hava oluyor, böyle öyle esinti oluyor ki çok içerisi tertemiz oluyor. Oku olmuyor, ferah oluyor. Oku da olmuyor. Aynı zamanda yüksek de yaptık mesela. Burası. Orası 3,5 metreden başlıyor, burası yaklaşık 5,5 metre falan yükseklik. Üstteki hava boşluğu var mesela, hava balyası var. Aynen. Onu hiç kapatmıyoruz, yalnız kapalı. Biz zaten şu açık. An içerisi şey yani. Yani normalde bir koyun ahırına girsen rahatsız edersin. Yani. Burada mesela gir, çık, üstün kokmaz buradan girince. Yani hava tutar yani şeyde. Evet. Yani sen rahatsız olmuyorsan hayvan da rahatsız olmuyor. En önemli şey o zaten. Evet. Onun refahı için. Tabii yani şimdi bu hayvanlar için en önemli 4 madde sıralıyorlar. Yani birinciye temiz hava. İkinciye temiz su. Üçüncüye beslenme. Dördüncüye aşı. Bunların dördünü sağlayacaksın ama sıralamada ilk hava geliyorlar. Hayvan refahı için. Bizim geleneksel mesela ahırlarımıza git geleneksel yapanlara. İçeri girdiğin zaman gözlerin yanar böyle yani. Koyun üşür, inek üşür. Hep böyle bir algı var insanlarda. Koyun üşür, inek üşür. Başka bir şey bilmiyorlar. Aynen. Ama temiz hava daha önemli. O da kendisi giriyor insan mesela yarım saat duramıyorsun kendini. Ev hayvan da alıyor 24 saat içeride orada. Bir insan bile burnun yanıyor yani. Hayvan. Tabii gözlerin zaman yaşarıyor, burnun yanıyor, genzin yanıyor. Oraya bir gir mesela bir yarım saat dur öyle havasız bir ortama. Aynen. O hayvandan ciğerler orada ne oluyor? Mahvoluyor yani. Tabii ciğer hastalıkları falan zaten o yüzden evet çıkıyor yani. Evet. Aslında hayvan düşünmüyor yani. Düşünmez. Ciğer yani olmadığı sürece sıkıntı yok yani. Ya burada Tahir Hoca var İzmir'de. Ege Üniversitesi'nde. O diyor, ondan ben biraz izledim ya. Bunların içerisinde diyor kalorifer kazanı gibi sistem var diyor. Aynı diyor bizim nasıl evlerde kombimiz var ya kombi aynen çalışıyor ya bunların bir işkembesi kombi vazifesi görüyor yani. Hayvanı sürekli ısıtıyor yani. Tabii. İşkembe çalıştıkça aç bırakmayacaksın bunu. Tabi tanrı ilahi top olsun. Yani, kendi sıcaklığını sağlasın. Kışın aç bırakmazsan üşümez hayvan. Yani. Ha peki koyunlardan devam edelim. Şeyden yenilemesi şu an ne veriyorsun yani yem olarak? Yem olarak biz saman veriyoruz. Sıvaj veriyoruz, küspe, ondan sonra bir de yem, fabrika yemi veriyoruz. Fabrika yemi, arpa var mı? Arpa vermiyoruz. Arpa yok. Evet. Tamamen bu sene, geçen sene arpa verdik. Tam istediğim randıman alamadım, bu sene fabrika yemine döndük. Bakalım bir de onu deneyeceğiz yani. Zaten fiyatlarda birbirini yakaladık. Fiyatlar hemen hemen, belki arpa daha yüksek şu anda mesela. Aynen. Fabrika yeminde. Yani sen içeride bakmıyor zaten yayıyorsun hayvanları. Yayıyoruz tabii şey yani şu kış gününde bile mesela havasını buldun muydu çıkarıyoruz dışarı. Hiç maliyet hesabı yaptın mı abi? Yani günlük maliyet mi? Yani günlük aynı. Günlük maliyet yapmadım ya onu bir yaparız beraber inşallah seninle. Tamam yapalım. Şimdi yalnız ne verdiğimi günlük ben sana söyleyeyim yani toplamda 250 tane hayvan var burada. 250 hayvana 100 kilo saman veriyoruz.
Yani hemen hemen evet. Birer kilo civarında bir saman ondan geliyor. Sonra 300 kilo sılaj veriyoruz. 300-350 kilo civarında. 350 kilo sılaj veriyoruz. Hı hı. 200 kilo fabrika yemi veriyoruz. 100 kilo kadar da küspe veriyoruz. Yani bu bir gün sabahtan akşama kadar verilen bütün gün evet. Bir günlük ihtiyacı. Bunu 3'e bölüp de veriyoruz. Aynen. Sabah, öğlen, akşam. 3'e bölüp de veriyoruz. Bir seferde karıyoruz hepsini. Hı hı. Yem karmamız yok. Kendi elimizle karıyoruz. Döküyoruz önlerine. Yemi üstüne döküyoruz yani. Yemi orada karıştırmıyoruz. Yoksa eşit dağılmıyor. Yem, tabii eşit dağılmıyor. Yem eşit dağılmıyor orada. Yani, ama güzel yani. Mekan, ağır kendi yapım var. Gayet iyi yani. Kendi gübresini de, kuru gübresini de çuvalladık oraya. Kuzu olduğu zaman kuzunun altına altlık olarak kullanıyoruz. Kendi kuru gübresini. Saman, geçen sene ot attık. Ot da attım mesela, ben denedim. İkisini de denedim. Otu da denedim. Koyunların yemediği otlar vardı mesela. Şeyi de denedim. Gübreyi de. Ot bir çöp oluşturuyor. Çok fazla bir çöp oluşturuyor. Onu sürekli alman lazım. Ama bu kuru gübreyi atıyorum. Kuru gübreyi attığın zaman 3 gün altı kuru kalıyorsa otu bir günde ıslatıyor hayvanlar yani. Kendi gübresi daha iyi oluyor. Kendi gübresi daha iyi yani. Bir de kuzular yeni doğduğu zaman o yerdeki samanları yemeye çalışıyor. O da hasta oluyor kuzular. Ama şimdi kuru gübreyi yemiyor mesela. Yani, bir şeyler şimdi oynamak istiyor. Yeni doğan bir kuzu bilmiyor. Yani ne yiyip ne yiyemediğini bilmediği için. Keşfedecek her şeyi. Keşfediyor işte. Yerdeki altlıkları ceviz getiriyor. Onları yemeye çalışıyor. Bu sefer hastalık bulaşıyor hayvanlara. Yani. Tabii o yönden de kendi gübresi. Kendi gübresi daha ben tavsiye ediyorum. Yani. Daha ideal oluyor. Daha kullanışlı oluyor kendi. Kuru gübresi. Altında biz senede bir sefer boşaltıyoruz. Her sene. Hı-hı. Daha onu bir değerlendiremedik, belki fiyatası vardı, satılır ama koyun gübresi çok değerli normalde yani. Tabii şey olarak, gübre olarak değerli bir gübre. Onu biriktiriyoruz şimdilik, bakalım ileride belki bir pazarını bulursak satarız yani. Buran boşaltımını elle yaptınız değil mi? Elle yapıyoruz evet. Şu an çoğaltı sistem gelişmedi daha. Yani şimdi geliştiremedik. Bu şu geçiş yollarının daha geniş olması lazım onu yapabilmek için. O da hep yer gayrı bize yani. Tabii aynen öyle. Yani. O yüzden elden ne oluyor? Biraz işçilik veriyoruz. Hepsi o yani. Bir adam getiriyoruz. Yani. Boşalttırıyoruz. Belki çapa motoru olabilir ama. O işte çok ezilmeden yaparsan o olabilir. Yani o olabilir. Çok ezilirse o işlemez. Çapa motoru işlemez yani. Yani. Ki bir yıl boyunca da eziliyor. Yani haliyle. Yani şu şahitliğine olsa mesela iyice yazın tam yazın sıcağını görmeden çapa motorundan bunu rahatlıkla temizleyebilirsin yani. Aynen. Aynen. Yeni bir inşaat daha kuzulara yer yapıyoruz. Onlara bir bakalım. Kuzular olsaydı onlara çekelim. Kuzular ama gelirsin bir daha inşallah. Geliriz abi. Ben sesi gidecektim de. Üzerimiz işte çalışmaya üzerim gidiyor. Burası yem deposu. Gel şöyle. Açabilirsin. Burası yemli. Evet. Burada sadece şeyler var değil mi abi? Fabrika yemleri burada. Yem karmayı da burada yapıyoruz. Evet, şu alanda yapıyoruz. Alanda. Yani güzel. Aldığımız çuvalları doldurup önlerine döküyoruz bu şekilde. Karıştırdığımız yemleri. Yani çuvalla el arası yapıyoruz. Evet. Çuvalları doldurup el arasını atıyoruz da böyle çuvalların dökmesi daha kolay oluyor. Yani. Tabii böyle daha kolay. Evet. Güzel buradan. Açalım mı? Yoncamız var biraz. Bu yonca mı abi? Bunu doğum yapınca vereceğiz koyunlara. Sabah akşam normal yemin karışımını verdiğimiz zaman öğlen de bu yoncayı vereceğiz. Bir öğünde bundan geçecek. Çünkü yonca daha iyi süt yapıyor. Hem de koyuna daha iyi. Vitamin değeri daha yüksek. Vitamin mineral değeri yüksek yani. O yüzden samanlar evet. Patos samanı oluyor herhalde. Evet. Pres saman diyorlar, patates samanı. İşte sılajlar var. Sılajlarımız var, mısır sılajı. Bilsen arka yerde bir yan yerde var. Şuradan geçelim, şuradan daha var. Bu kapılar falan hep şey yaptık biz. İnşaat malzemelerinden yani hiç. Kendi yapımı.
Kendi şeyimiz, imalatımız, eski sistem, eski bizim köylerde yapılan kapıların sistemi, büyük kanatlı kapılar olur ya köylerde, avluların girişinde. Aynen abi. O şekilde. Güzel ama hani şey değil. O. Buranın işi tam olarak bitmedi. Bu sistemimiz var. Şu, bu yanları kapatacak. Ön taraf da yeni yapıldı. Bu yanları kapatacak.